Murat Yetkin, Yetkin Report. Muhalefete yeni bir hikaye topluca Ak Partileşerek mi bulunacak? Bir dönem CHP Genel Başkanlığı da yapmış olan Altan Öymen T24'te Cansu Çamlıbere AKP'nin kuruluşundan sonra tek adam sistemi bize de sirayet etti dedi. Bu hem Deniz Baykal hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelen bir eleştiri. Ama daha çok Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçim yenilgisi ardından istifa çağrılarına direnmesi ve CHP'ye yeni bir hikaye gerektiği söylemlerine parti kademelerini hızla ve tek elden değiştirmesi üzerine yapıldı. Gerçi CHP'nin deyim yerindeyse AK Partileşmesi sadece genel başkanın tutumuna ilişkin değil. AK Parti başta olmak üzere karşı mahallede miadını doldurmuş siyasetçiler oy umuduyla transfer etme gibi Bülent Ecevit döneminden kötü alışkanlıklar da arttı bu süreçte. Muhalefetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısına çıkardığı aday Kılıçdaroğlu olduğu için CHP'den başladım ama İyi Parti ve Yeşil Sol Partiye de yeni bir hikaye lazım muhalefete. Yeni hikaye, yeni aktörler. CHP son zamanlarda bir insan değirmeni gibi çalıştı. Bundan Kılıçdaroğlu'nun kendisi de CHP'de genel olarak Erdoğan karşıtlığında berraklaşmış muhalif seçmen de zarar gördü. 2014'te Kılıçdaroğlu kendi olmasa da örneğin Hikmet Çetin gibi bir akil insana MHP lideri Devlet Bahçeli ve HDP dahil herkesi ikna edebilirdi ve Çetin seçilebilirdi. Onun yerine dindar kesimin de oyunun alınabileceği zannıyla CHP-MHP ortaklığında önceki İslam Konferansı Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterildi. Sonucu biliyoruz. 2018 bir dizi talihsiz serüvenler dizisiydi. Zaten muhalefet bakımından. Abdullah Gül'ün ismi öne sürülüp İyi Parti lideri Meral Akşener itirazla kendi adaylığını açıklayana dek bir ittifak ihtimali masadaydı. Sonrasını biliyoruz. Muhalif seçmen Muharrem İnce'yi sevmişti ama sevmek yetmedi. CHP içinde gelici olan İnce, kendisini verilen oyların sadece kendisine verildiği yanılsamasına kapılınca kendisini CHP'nin insan değirmeninin çarkları arasında buldu. Maalesef merkez kaç kuvvetlerinin etkisiyle dışarı savruldu. Sıradaki İnce İmamoğlu mu? CHP'nin insan öğütme değirmeninin son kurbanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu olacak? Sıradaki İnce İmamoğlu mu? CHP bürokrasisi hemen ayrıştı. Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu diye. İmamoğlu'nun son basın toplantısında kesin kes İstanbul'a adayım diyememesi, yola çıktım gibi bir esneklik payı bırakması aslında bu tehlikenin farkında olduğunu gösteriyor. İmamoğlu'nun etrafındaki kraldan çok kralcılara karşı ölçülü atılmış bir adımla topu Kılıçdaroğlu'na attı. Genel merkezden de pek tepki gelmedi. Genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kraldan çok kralcılarsa, İmamoğlu'nun hem hükümet hem CHP içinden gelen bu kadar baskıya rağmen hala halk içinde uyandırdığı belli bir sevgi ve çekim gücü bulunduğunu göremiyorlar. Seçim yenilgisi sonrası anketlerde de bu görülebiliyor. CHP'ye gereken yeni hikaye, kitle kuyrukçuluğu ya da AK Parti vitriniyle bildiği yanlış ezberi okumak mıdır? Öyle olmadığını da göremiyorlar. Sadece yeni bir aktörle yeni bir hikaye yazılabilir mi? Bu tartışma yapılmadan kurultaya giderlerse eski hikaye devam eder. Aktör değilse de. Yeşil solda mı AK Partileşiyor? HDP'nin kendisini feshedip Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma ve siyasetten yasaklanma davasından da kurtulmasıyla öne çıkan Yeşil Sol Parti'de de benzeri bir AK Partileşme eğilimi görülüyor. Medyaskop'ta Berfin Bayır'ın haberine göre HDP ve Yeşil Sol'un çalıştaylarında demokratik İslam çalışmalarına ağırlık verilmesi eğilimi çıkmış. HDP'nin Alevi Masası eş temsilcisi Songül Taşdemir şöyle konuşmuş. Hüdapar'ın meclise girmesi ve Diyarbakır'da vekil çıkarması nedeniyle o bölgede yaşayan insanlarımızın dini duygularının sömürülmesi daha çok gündeme geldi. Siyasal iktidara yaklaştırmak için ellerindeki tüm imkanları kullanacaklar. Bu noktada demokratik İslam masasına daha fazla ihtiyaç doğdu. Hem Alevi bölgelerindeki örgütlenmeler için Alevi masası genişletilecek hem de demokratik İslam masasının genişletilmesi söz konusu. Yeşil solun hem Sünni hem Alevi seçmene, hem sol hem Kürtçü söylemle gitme çabaları benim aklıma sol söylem dışında bir nevi AK Parti taklitçiliği geliyor. Belki haksızlık yapıyorum. Demokratik İslam kavramını biraz açmaları gerekiyor. Bir de 22 Ağustos'ta Diyarbakır'daki Kürt sorunu toplantılarından ne çıkacağına bakalım. İyi Parti yol ayrımında. İyi Parti aynı aktörle yeni hikaye yazma örneği olabilir mi? Olabilir. Gerçi Akşener artık başbakan olma hedefine ısrarlı olmasa da birinci parti olma hedefini bırakmak istemeyecektir. 26 Ağustos'ta Afyon Karahisar konuşmasında göreceğiz. Akşener'in seçime kadarki hikayesi Süleyman Demirel'in Adalet Partisi gibi bir merkez sağ kale olmaktı. Bana kalırsa 2023 seçimleri o çok sözü edilen merkez sağın ortadan kalkıp bir kısmının AK Parti içinde eridiğini gösterdi. Akşener de bunu saptayabilecek deneyimde bir siyasetçi. Yol ayrımı dediğim aslında ikili değil, üçlü bir yol ayrımı. Birincisi İyi Parti'nin MHP'lileşmesidir. Bahçeli'nin son çıkışı tartışmaları da gösterdi ki bu durumda İyi Parti tabanının ciddi bir bölümünün yuvaya dönme ihtimali bulunuyor. İkincisi İyi Parti'nin AK Parti'lileşmesidir. Bu sadece Türk milliyetçiliğine ve ülkücülüğüne daha ağırlık vermeyi değil, İslami söyleme de daha fazla ağırlık vermeyi gerektirir ki BBP yıllardır bunu yapıyor ama AK Parti'nin gölgesinden çıkamıyor. Kaldı ki bu Akşener'in şehirli layık sağcı oylardan olmasına da yol açabilir. Muhalefet yeni hikaye yazamadıkça. Üçüncüsü gerçekten genişleme imkanı bulunan şehirli layık sağcı oylara erişimini güçlendirmek yolu gibi görünüyor. Merkez sağ en azından söylem olarak canlandırmak ve yeni bir hikaye yazması mümkün olabilir. Böylece AK Partilileşme yolundan kurtulabilirse yenilenmiş bir CHP ile yeni bir hikaye yazma ihtimali de ortaya çıkabilir. Muhalefet yeni bir hikaye yazmadıkça Erdoğan'ın 20 yıllık hikayesiyle yola devam edeceğiz gibi görünüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.